Yine o herifin yanında. Sana söylemiştim. Böyle olmaz. Değil evini, dünyayı bile yaksan bir şey değişmez. Köksal geliyor mu? Geliyor. Beni çağırmışsınız. Görüyorum ki bir sıkıntınız var. Neden benden saklıyorsunuz Köksal? Ben yabancı mıyım? Hayır. Değilsiniz tabii yani. Ne saklıyor olabiliriz ki? Siz yani olayları biliyorsunuz. Sinan vuruldu. Yangın çıktı. Siz olmasanız Sevda'yı da kaybedecektik. Yani kötü günler geçiriyoruz Uygar Bey. Hepsi o. Bunlar değil Köksal. Sizi çok üzen başka bir şey var. Hayır ki gerçekten yok. Yani... Köksal neden saklıyorsun? Bir şey saklamıyoruz ki Uygar Bey. Ne saklayacağız? Yani... Köksal neden inkar ediyorsun? İnkar etmiyorum ki. Biz iyiyiz. İyiyiz biz. Ama ben hiç iyi değilim. Hem de hiç değilim. Sevda yine Ali ile birlikte. Oysa bize söz vermişti. Uygar Bey, şey acaba biz polise falan mı gitsek? Yani ev neden yandı? Ben gerçekten bir türlü anlayamıyorum da. Yangın sigortadan çıkmış Hayriye Hanım. Raporu aldık. Siz hiç merak etmeyin. Eviniz eskisinden daha da güzel olacak. Ben her şeyle ilgileniyorum. Ay, size çok masrafa soktuk biz. Hala Ali'nin yanındaymış. Mezarı istediğin gibi ayarladık. Kurt Bey'imiz başka bir ihtiyacın var mı diye beni bekletti. Yok. Teşekkür ederim. Sen de gidebilirsin. Sen hala gitmedin mi? Yalnız kalmanı istemedim. Neden bu kadar korkuyorsun Ali? Duygularının aşağı çıkmasından korkuyorsun. Olur da birileri acını görür diye. Senin o büyük büyük duvarların var ya, aşılmaz sandığın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Boşuna çabalıyorsun. Bana bak. İzin ver yanında olayım. İzin ver acını paylaşayım.